Sizi sersemler, ben sizi uyarmıştım. İntikamımı almak için 100 gün boyunca spor yaptım, kas yaptım. Neyse artık şu bakkalı kapatayım da eve gideyim. Ne de olsa bu ucubelerden intikamımı aldım. Kaslı olmak harika bir şey ya. Gerçekten harika bir şey. He? Babam değil mi o? Babacım, ne haber? Hayır, olamaz. Yardım edin, öldürecek bu adam beni. Yardım edin, ne olur. Babacım dursana, nereye gidiyorsun ya? Benim Arda, of baba ya, of. Olamaz, ne olur yardım edin. Yardım. Peşimde kaslı bir yaratık var. Ölmek için çok gencim. Yok yok, bu babam harbi delirmiş ya. Benden kaçıyor, kafayı yemiş. Neyse ben eve gideyim artık. Oğlum adam bizi ne biçim dövdü ya. Harbiden kardeşim ya, nasıl kaslanmış o ya. Neler yaptı bize. Bir daha bu bakkalın yakınına bile gelmeyelim en iyisi. Evet evet. Orada neredesin sen kaç saattir ya? Ben hamileyim, bilmiyor musun? Ya bir anda doğum yapmam gerekse. He, neredesin sen? Evet baba ya, ben de sakatım. Ben nasıl götüreceğim annemi? Neredesin sen? Arkadaşlar biliyorsunuz spor yaparken rahatsız edilmeyi sevmem. O yüzden çenenizi kapatın. Elif, Ali susun. Ya ne saçmalıyorsun Arda, sen ne biçim konuşuyorsun bizimle? Yemin ediyorum tek derdin spor yapmak oldu ya. Kas yapmak oldu. Yeter artık, yeter. Evet baba ya, vücudun kocaman oldu da beynin küçücük kaldı resmen. Lan ben ne diyorum size? Susun lan, susun artık, rahatsız oluyorum. Sporumu bölmeyin benim. Vallahi giderim spor salonunda yaparım. Yeter ya, sizle mi uğraşacağım? Ya hala giderim falan diyor ya. Hamileyim ben, doğum yapacağım yakın zamanda. Neredesin sen ya? Evde bile durmuyorsun. Ya spordasın ya başka bir yerde. Başlayacağım sporları sana da ya. Bu arada Elif, bizim bebeğimiz kaslı olmazsa onu çöpe atarım. Arda'nın oğlu Zargan'a delirtmem ben. Hatta ne yapsak, bu Ali'yi de çöpe mi bıraksak ya? Sakat bir Zargan oldu iyice, eskiden kaslıydı. Ayıp ediyorsun baba ya, sakatım diye niye dalga geçiyorsun benimle? Yok yok oğlum, baban kafayı yedi, sporla kasla kafayı yedi ya. Sen kimsin, benim çocuğumu çöpe atacaksın, hadi oradan. Lan yeter be yeter, car car konuşup duruyorsunuz ya. Ben gidiyorum spor salonuna, sizle mi uğraşacağım ben? Uğraşamam. Allah'ım yarabbim ya, bir spor yapalım dedik onda da huzur vermiyorlar. Evet işte spor salonuna geldim. Oha lan, adama bak, ne kadar kaslı. Oha gerçekten bayağı kaslıymış bu adam. Ne oluyor lan, şu dallamalar bana mı bakıyor yoksa? Ulan Allah'ın zarganaları, sizi var ya öyle bir döverim ki. Oğlum bize dik dik bakıyor lan adam, sen ona mı bakıyorsun yoksa? Yok birader, ben sporumu yapıyorum. Aman göz göze falan gelmeyelim, çok kötü yapar bu bizi. Valla kardeşim al benden de o kadar ya. Adam en az 20 katımız. Oğlum bana bakın lan, işinize bakın. Valla alırım aklınızı, anladınız mı? 120 kilo adamım ben, öyle kalkıp da 70 kilo adamdan dayak yemem. Pardon pardon, özür dileriz. Aynen abi aynen, özür dileriz, yanlışlıkla baktık. Adam olun, akıllı olun, beyefendi olun lan. Hemen bu salonu terk edin, tek başıma düzgünce spor yapmak istiyorum, hadi yalla. Tamam abi tamam, sen nasıl istersen. Hemen gidiyoruz, hemen. Anne neredesin ya, altıma yapacağım şimdi, tuvalete götür beni lütfen. Ha anne ne oluyor, olamaz anne. Olamaz anneciğim, ne oldu sana, iyi misin, neden yerde yatıyorsun? Oğlum hiç iyi değilim sanırım, doğum vaktim geldi. Hemen babanı bul git spor salonuna, çağır, oradadır baban, hastaneye yetiştirsin beni. Anne gidemem babamın yanına, olmaz yani. Ali ne saçmalıyorsun oğlum, hadi doğum yapacağım. Neden gidemiyormuşsun? Babamı spor yaparken rahatsız edersen beni çok kötü yapar. Zaten sakatım, kolumu bacağımı da daha çok kırar baba, yani gidemem. Geçen gün az daha kafamda dumbbell kıracaktı. O zaman ambulans çağır, bir şey yap. Burada doğurmak istemiyorum bebeğimi. Hadi oğlum lütfen Ali, çok kötüyüm. Tamam anne tamam, arıyorum şimdi hemen. Ay 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 ay. Çok geç kaldık, artık doğuma başlamalıyız. Koçanızı bekleyecek vaktimiz kalmadı yani, başlamalıyız artık. Eğer biraz daha geç kalırsak Allah korusun, bebeğiniz de siz de zarar görebilirsiniz. O ne demek doktor bey, ne demek zarar görmek? Yani aynı bu üzüllü Ali gibi olabilir, sakat olabilir. Doktor bey amca, ayıp oluyor be ya, öyle de demese miydin? Ay Ali gibi olacaksa doğursak mı, beklemesek mi Arda'yı, ne yapsak? Ya öyle saçma şey mi olur ya? Bebeği doğacak. Bu ne yapıyor? Spor mu yapıyor Arda? Ben gider şimdi onunla konuşurum. Getiririm buraya. Merak etmeyin siz. Vallahi babam ağzını yüzünü kırar spor yaparken rahatsız edersen onu, Kerem komiser. Bu arada Kerem komiser, senin burada ne işin var ya?
Ya ne bileyim, öyle bakınıyordum etrafa, bir baktım ambulans geliyor. Ben de takip edeyim dedim, işim gücüm yoktu zaten. Yani bir banka soygunu oluyormuş ama yani yapacak bir şey yok, soyulsun, senden önemli mi? Ya Kerem komisere bakın ya, ne kadar tatlı, banka soygununa gitmiyor, benim doğumuma geliyor. Ama kocam kendi bebeğinin doğumuna gelmiyor, spor yapıyor. Tamam merak etme, ben şimdi gidiyorum spor salonuna, Arda'yı getiriyorum hemen. Doktor bey amca, bedavadan helva yiyeceğiz. Babam Kerem komiseri kötür kötür yiyecek. Hadi madem, ben Arda'yı getirip geliyorum. Birazdan burada olur. Arda ile beraber geliriz, merak etmeyin. Kerem seni çok fena döverem. Ne işin var lan burada? Defol git, rahat bırak beni. Oğlum bu şehirdeki herkes öğrenecek lan. Ben spor yaparken kimse beni rahatsız etmeyecek lan, anladınız mı? Vallahi hepinizin kafasını kuma gömüveririm. Orada kafayı mı yedin oğlum sen? Bebeğin doğuyor, sen spor yapıyorsun hala. Tamam işte yapacağız sporu yapmışsın. Daha ne yapıyorsun sen ya? Manyak mısın? Kocaman olmuşsun. Dev gibi olmuşsun. Hadi yeter. Hadi bak, karın seni bekliyor. Arda saçmalama, hastanede yatıyor. Doğum yapması gerekiyor artık. Arkadaşlar hepinize merhaba. Arda'nın yeni kasta halini beğendiniz mi? Lütfen yorumlarda yazın. Bu arada videoyu sonuna kadar izleyip kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenen herkesin annesi ve olsa ölümsüz olur inşallah. Ya 9 ay bekleyivermiş, bir 9 dakika daha bekleyiversin Kerem komiser. Spor bitsin gideriz işte, yani acelesi var. Ayrıca yani ben baştan uyarayım, o bebek kassız falan olursa çöpe atacağım onu. Beni hapse falan atmaya çalışırsan döverim seni. Oğlum saçmalama, artık gitmemiz lazım. Çöpe atmak da ne ayrıca? Bak doktor dedi ki Elif şu an doğum yapmazsa eğer ne olacakmış biliyor musun? Aynı Ali gibi beyinsiz olacakmış çocuğunuz. Ne, Ali gibi beyinsiz mi olacakmış? Her şeyi kabul ederim ama bunu edemem Kerem komiserim, hadi çabuk gidelim. Ha şöyle, aferin, sonunda lafımı dinledin. Hadi koş koş gidelim, yetişelim. Bir gün sonra. Ulan bu ne lan, bu çocuk hiç kaslı değil. Ya Arda hayatım, ne bekliyorsun ki? O da bir bebek, nasıl kaslı olsun? Ben anlamam Elif, şuna bak ya, küçücük bir şey. Ben Arda'nın oğlu kassız dedirtmem ya. Oğlum bak sen çok tatlı bir şeysin. Seni var ya çöpe atarım, tamam mı, anladın mı? Kaslı olacaksın. Neyse hadi yine iyisin, baban sana kaslı olmayı öğretecek oğlum. Ya baba bu aynı bana benziyor ya. Ali tövbe de oğlum, sana falan lan. Ali sus lan, senin kardeşin çok sağlıklı, aklı da yerinde, hiç sana benzememiş. Ya bana niye böyle davranıyorsunuz, neden böyle konuşuyorsunuz, yoksa ben evlatlık mıyım ya? Ha söyleyin, vallahi üzülmeyeceğim ya, evlatlık mıyım? Lan gerizekalı, evlatlık olsan seni geri verirdik. Niye bakalım senin gibi bir mala? Ay evet ya, keşke evlatlık olsaydın Ali. Ayrıca bebek seçecek olsak seni mi seçeriz ya, hiç bizi hiç. Ulan ayıp be, ayıp be. Yürü oğlum gidelim, bu iş böyle olmaz, seni hemen kaslandırmalıyız kimsecikler görmeden, hadi. Ya hayır ya, oğlumu kaslı yapacağım diye çirkin bir şey yapacak, kendisi gibi yapacak. Ulan keşke bir an önce iyileşsem de bu evi terk etsem ya. Oğlum bana bak, daha küçük olabilirsin ama kaslı olmak zorundasın, anladın mı? Kassız erkeğe erkek denmez. Neyse ki ben seni çok kaslı yapmanın yolunu biliyorum, hadi oğlum gel. Lan hadi lan, alsana eline ağırlıkları. Oğlum niye mal gibi bakıyorsun, al şunları, hadi kaslı olacaksın daha. Ya baba ya, ben kaslı falan olmak istemiyorum ya, of ya. Lan ne demek istemiyorum, çöpe mi girmek istiyorsun? Ben daha bebeğim baba ya, ne sporu ya, ne kası ya. Ben annemi istiyorum, annemi, ağırlık kaldırmak istemiyorum, mama istiyorum, mama. Lan oğlum ne maması, protein tozu içeceksin, protein tozu. Oğlum hayır ya, kaslı olman lazım senin. El anneme gidiyor. Ulan bana bak, şimdi hemen kaslanıyorsun, protein tozunu içiyorsun, sonra okula gidip çocuklara artistik yapıyorsun, anladın mı? Kaslarınla millete hava atacaksın, yoksa sonun çok kötü olur, çok kaslı olacaksın, benim bebeğim olmazsın, çöpe gidersin. Of ya, tamam ya, tamam. Lan bana bakın lan, bundan sonra herkes ayağını denk alacak, anladınız mı oğlum? Ben babam Arda sayesinde çok kaslı oldum. Benim lafımı dinlemeyen herkesi döverim. Oğlum beni de mi döveceksin? Ben senin abinim. Hadi lan oradan. Asıl ben senin abinim. Bu şehir artık benim lan. Bu şehri ben yönetiyorum. Çok kaslıyım ben. Ya adama bakın ya. Daha geçen gün doğdu. Herif çok kaslı olmuş. Nasıl ya? Bebekti bu ya. Evet ya, helal olsun. Abisine nasıl posta kesiyor? Oğlum ayıp ediyorsun bak. Eve de gideceğiz yani. Sen ne demeye çalışıyorsun lan? Ne demeye çalışıyorsun? Vallahi kırarım lan kafanı senin. Oğlum Ali bana bak. Arkadaşların yanında rezil etmeyeyim seni. Of ya of, ben gerçekten bu halinin en sevilmeyeniyim ya. Ay bayıldım sana ya, ne kadar yakışıklı, ne kadar karizmatik, ne kadar kaslı birisin sen ya. Ula
oğlum, vallahi ben bile bayılmaşam ya. Harikasın kardeşim. Ne olur benimle arkadaş ol. Kavgalara beraber gidelim. Kimse bana sataşamaz. Abim ol benim. Evet ya, benim de sürekli kurabiyelerimi çalıyorlar. Sen benim arkadaşım olsan kimse çalmaya cüret edemez. Ne oluyor, arkadaş olalım? Bana saygı gösterene ben de gösteririm. Eğer bu Ali gibi şerefsiz olmazsanız hepinizle arkadaş olurum. Hepinizi korurum. Ama kralım benim olduğumu unutmayacaksınız. Ya! Elif abartma işte ya, oğlun kocaman adam oldu. Bir de deli gibi kaslı, bir aile başka daha ne ister? Oğlunun bebeğinin normal olmasını ister. Anne ben geldim, deli gibi acıktım, bana bir yemek yap ya. Şu kaslarımı beslemem lazım, zargana kalmamalıyım.